Belli ki sen benim namımı duymamışsın. Benim mekanımı elini kolunu sallayarak gelenin elini kolunu kucağına verip gönderiyorum ben. İndir silahını. O sadece beni korumaya çalışıyor. Karışma sen. Ne ayaksınız lan siz? Ha? Aşığım mı senin? Şimdi biz buradan çıkacağız, gideceğiz birlikte. Sen de az önce yaptıklarının hesabını mahkemede vereceksin. Duydun mu? Yok. Yok öyle bir mevzu. Madem bir delikanlılık yaptın, bunun sonunu getireceksin. Sen kararlısın. Kenan. Karışma. Kararlısın, vuracaksın öyle mi? Sana biraz kanunlardan bahsedeyim mi? O tetiği çekersen olacakları anlatayım, hazırlıksız yakalanmamış olursun. Ben kendi kanunlarımı kendi yazmış biriyim aslanım. Senin kanunların bana ceza kesemez. Ceza kesemez öyle mi? Ceza kesemez. Kenan! Durun yapmayın. Yalnız ben adamı harbiden tanırım. Sende o tipi hiç çekecek yürek yok. Gözünden belli. Bir kelime. Bir kelime daha görürsün gerek var mı yok mu? Kenan yapma. Karışma sen. Ne oldu? Daha az önce kanun kitap martaval okuyordum. Silah senin. Bana sen saldırdın. Nefsi müdafaa ederler bunu bilir misin? Peki. Sen hiç haneye tecavüz diye bir şey duydun mu? Silah benim. Ama bu mekan da benim. Girişteki güvenlik kamerasının görüş alanındayız. Hadi. Hadi! Gel. Bir adım at da pişman edeyim seni, gel. Kenan. Yapma. Demir çubuğu eline alınca horoz olması keyifli oluyor değil mi? Bu sefer böyle olsun. Görüşeceğiz sonra. Benim bu demir çubuğuna güvendiğimi sanıyorsun ha? Ancak senin gibi tabansızlar güvenir. Yürü. Pişman olacaksınız lan! Pişman! Burnunun dikine gidince neler olabileceğini gördün mü? Daha kötüsü de olabilirdi. Ya ben gittim sana iş buldum, sırf ben buldum diye yüz çevirdin, işi bıraktın. Şu düştüğün hale bak. Yapamazdım. Yapamazdın öyle mi? Ben de yapamazdım, ben de yapamazdım. Yapamam dedim, neleri yaptım senin için haberin var mı? Ama sen